Betisrail Sinagogu, İzmir'in Karataş semtinde Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan tarihi asansörün yanı başında bulunan bir sinagog. Tam 105 yıldır orada. İzmir'in en büyük Musevi ibadethanesinden biri olan sinagog, 2007 yılında 100. yaşını kutladı. Belki de bir İzmirli olarak yanından defalarca geçtiniz ama fark etmediniz. Betisrail Sinagogu bu hafta kapılarını dipnota açıyor. Cemaatinin sosyoekonomik ve kültürel yapısının canlanıp kuvvetlendiği dönemin eseri olan Betisrail Sinagogu, gerek mimari özellikleri ve gerek çarpıcı görüntüsüyle İzmir'in en görkemli Yahudi ibadethanesi unvanını hak etmekte. Sinagogun yapımı ve izni 30 Ocak 1905 tarihinde Osmanlı Padişahı Abdülhamit'in Aydın valisi Kamil Paşa'ya gönderdiği fermanla verilmiş. Sinagog arazisi devlet hazinesine ait olup cemaatin ileri gelenlerinin verdiği bağışlarla satın alınmış. Betisrail avrası tepeden bakıldığında küçük bir kubbesi olan büyük ve gri renkte gösterişsiz bir bina. Ama kemer altındaki Havra Sokağı'ndakilerden daha görkemli ve değişik. Etrafı duvarlarla çevrili ve duvarların içinde bir avlu var. Birkaç geniş basamakla Havra'nın giriş bölümü olan büyük bir koridora giriyoruz. Sağ tarafta Havra'nın açılış tarihi olan 5668 yani 1907 sayısı göze çarpıyor. Orta kapının sağ tarafında bulunan mermer plakette ise ilk bağışları yapanların listesi, sol tarafta da kurucularının isim listesi yazılı. Betisrail'in esas salonuna 3 masif maun kapıdan giriliyor. Her parçasıyla orijinal olan tipik bir İtalyan tarzı havra tüm ihtişamıyla karşımızda. Yes, I have a good inheritance. Yes, I have a good inheritance. Yes, I have a good inheritance.
Tüm ahşap aksamları dantel gibi işlenmiş, teva ve ehal, koltuklar, balkon korkulukları ve tüm süslemeler hepsi masif maun. Bu havranın özellikle en güzel yeri teva denen kutsal yazıların okunduğu, ritüellerin idare edildiği kürsü. Ve Yahudilerin en kutsal objesi olan el yazması Tevratların saklandığı dolap. Ehal. Bu bölümü İtalya'dan getirilen büyük bir usta ve yine İtalya'dan getirilen malzemelerle yapmış. Ehal'in kapılarında görülen bu bitki motifleri Yahudilerin yedi kutsal ürününü nar, incir, hurma, zeytin, üzüm, arpa ve buğday simgeliyor. Ehal'in tam üstünde bir ay yıldız görülür. Aynı zamanda iki adet yedi kollu bronz şamdanın ortasında başka havralardaki şamdanlarda bulunmayan bir ay yıldız daha var. Bu, yedinci mumu simgeliyor. Aynı zamanda Türkiye ile olan bir birliktelik sembolü. Ehal'in önünde bir prohet asılı. Yıldıza benzeyen bu kutsal ışık, Nertamit, Ehal'in içine kutsal ışığı saçıyor. Ve bu mistik ortamı Ehal'in üstündeki görkemli 10 emir levhası tamamlıyor. Sefer Tora, Yahudilerin kutsal objesi olan Tora'nın havralardaki şekli. Parşömen üzerine el yazması ve tomar şeklinde. Sefer Tora kullanılırken üstüne kadife, ipekten işlemeli, görkemli bir kılıf geçiriliyor. Ve üstüne ise rimonim denen iki gümüş çıngırak ve taş takılıyor. Böylece Tora yerinden kaldırılınca ses çıkartıyor ve müminlere Tanrı'nın varlığını hatırlatıyor. Sinagogun tavanındaysa ortada sadece küçük bir kubbe var. Kubbe ve bütün tavan son derece zarif alçık abartmalarla, renkli kalem işi desenlerle ve yaldızlı motiflerle süslü. Kubbeden sarkan çok büyük bir kristal avize ve tüm havrayı aydınlatan avizeler sanki gökyüzünün ilahi aydınlığını yansıtıyor. Havranın koltukları ard arda dizilmiş bir tiyatro salonunu andırıyor. Müzik
En ilginç yanı koltukların arka kısmında çocukların oturması için yapılmış, istendiğinde açılabilen gizli oturaklar. Sinagogun tüm duvarlarında altlı üstlü büyük kemerli pencereler var. Ve her birinin üstünde Davud'un 6 köşeli yıldızı bulunuyor. Bet İsrail havrası 2 katlı. Alt kat erkeklere, üst katta kadınlara ayrılmış. Bugünse kadınlar sağ tarafta, erkeklerse sol tarafta yer alıyor. Bet İsrail havrası inşa edildikten ve bu bölgedeki Yahudi nüfusu arttıktan sonra İzmir Yahudilerinin en önemli havrası olmuş. Görkemi, güzelliği ve yeni Avrupa trendlerini taşımasının etkisiyle yalnız İzmir'in değil, tüm yakın doğunun en güzel havrası Mithatpaşa Caddesi'nde 265 numarada 105 yıldır ayakta duruyor.